Selamünaleyküm arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Cübbeli hocamız yakın zamanda Muhammed Emin Yıldırım ve Siyer Vakfı hakkında bazı reddiyeler yaptı. Şimdi sosyal medyada görüyoruz bazı arkadaşlar işte bunun delilini, kaynağını soruyor. Sanki Cübbeli hoca bunları haşa kurgulamış gibi, kaynak vermiyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Halbuki Cübbeli hocamız söz konusu reddiyelerinde Emin Yıldırım'ın kendi videolarının çözümünü okuduğunu söyledi. Dergilerde, kendisine ait olan dergilerde yazılan yazıların kaynağını, sayısını, dergi sayısını, derginin senesini, derginin ismini hepsini vererek konuştu. Buna rağmen böyle yapan arkadaşlar oluyor. Şimdi biz de bu delilleri kendimizce derleyip bir video halinde yapmaya çalışacağız inşallah. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Mesela 11 Haziran 2022 tarihli Cübbeli hocamızın bir kendi resmi YouTube kanalında bir videosu var. Orada teferruatlı 1 saat 29 dakikalık bir videoda burada kaynaklar vererek Emin Yıldırım'ın kendi konuşmalarından okuyarak reddiye yapıyor. Bu reddiye videosunun başlığı şöyle: Muhammed Emin Yıldırım dinlenir mi? Soru işareti. Siyer dergisini okumak ehli sünnet cihetinden mazurlu mudur? Bu başlık altında bir videosu var. Burada hocamız bütün delilleri söylüyor zaten. Hangi dergisinde hangi konuşmasına vurgu yaptığını söylüyor. Şimdi arkadaşlar, Muhammed Emin Yıldırım Mustafa İslamoğlu'yla uzun yıllar boyunca beraber yol arkadaşlığı yapmış. Onunla beraber faaliyetler yapmış. Hilal TV'de birçok program yapmış. Hatta Hilal TV'de İranlı molalar ile ortak programları var. Bunu YouTube'a yazıp görebilirsiniz. Orada uzun yıllar programlar yaptı Hilal TV'de. İslamoğlu'yla hala bir bağlantısı var mı yok mu onu bilmiyorum ama onunla yol arkadaşlığı herkesin malumu olan bir şey. Mesela 17-25 Aralık'tan sonra bile Zaman Gazetesi'nde yazıları olan birisi. Mesela burada tarihi önümde 20 Ekim 2015 tarihli gazetede sol alt köşede Muhammed Emin Yıldırım'ın yazısı var Zaman Gazetesi'nde. Yani 17-25 Aralık'tan sonra bile orada yazı yazan birisi. Bildiğiniz üzere provokatör Alparslan Kuytul var. Alparslan Kuytul hapisten çıktığı zaman teşekkür listesinde en baş sıralarda Muhammed Emin Yıldırım geliyor. Yani kendisine destek verdiği için Emin Yıldırım'a teşekkür ediyor. Bir de Emin Yıldırım mesela Twitter'da KHK'ların, FETÖ'cü KHK'ların gündemleri oluyor. Onları gündem yapıyor. İşte zulüm gördüklerine dair tweetler atıyorlar. O tweetlere de destek verdiğine dair birçok tweet var. Yani Twitter'ı aktif kullananlar görürler mesela. Bu konulara daha detaylı girmeye gerek yok. Yani bunlar zaten iyi takip edenlerin bildiği konular. Çünkü Emin Yıldırım hep böyle şaibeli insanlarla münasebeti olan birisi. Şimdi Cübbeli hocamızın reddi yaptığı konuları onun kendi sesinden hızlandırılmış bir şekilde koyacağız inşallah. Yani onun söylediğine belge olsun diye. Yoksa onu isteyen tarihinde kendi Siyer Vakfı'nın kanalı olan Siyer TV'de çıktığına dair göstereceğiz zaten. Onu önce dinleyelim inşallah. Ki biri hata etmişti. İçtihatta yanılmıştı. Biri de sevapta bulunmuş. İçtihatta doğru kanaate varmıştı. Ama netice itibariyle Cemel bir içtihat harbiydi. Peki dostlar, Sıffın böyle bir harp miydi? Hayır. Sıffın imamet ile saltanatın, nübüvvet ile padişahlığın, halife ile sultanlığın savaşıydı. Hiç kimse bize o savaşı da içtihat savaşı diye kabul etmemizi zorlamaz. Tarihi kanıtlar bunu ispatlayacak yüzlerce rivayet ile doludur. Olayların her iki tarafı, hatta tarafsız kalanlar bile İmam Ali ile Şam yönetiminin ne adına Sıffın'a geldiklerini çok iyi biliyordu. İmam Ali ne diyordu biliyor musunuz dostlar, yanındaki dostlara? Allah'a yemin olsun ki kendinize yönetici olarak seçtiğiniz şu insanlar size Kisralar, Hiraklıyuslar gibi davranacaklar. Yani sultan olacaklar. İslam'ın siyaset temelini yerinden saptırarak, nübüvvet yatağını yerinden saptırarak İslam'da olmayan bir çığır açacaklar. İmam Ali bunun mücadelesini veriyordu. Ve yine diyordu ki yanındaki insanlara, gidiniz o zümre ile savaşınız ki onlar zorba hükümdarlardır. Onlar zulümleriyle Allah'ın hür kullarını kendilerine köle yapmaya çalışıyorlar. İmam Ali dostlar niçin oraya geldiğini çok iyi biliyor. Bildiğini de işte böyle itiraf ediyor. Ya karşı taraf ne diyordu Muaviye bin Ebu Sufyan dostlar? Taberi'nin bize aktardığı bilgiye göre, vallahi bu Allah'ın bize bahşettiği bir saltanattır. Buna, elindeki imkana saltanat gözüyle bakıyor. Ve yine İbn Kesir'in El Bidayesi'nden okuduğumuza göre diyordu ki Muaviye bin Ebu Sufyan, ben Müslümanların ilk sultanıyım. Halifesiyim demiyor. Ben Müslümanların ilk sultanıyım diyor. İşte iki taraf, hem Kufe'deki hilafet ordusu hem Şam'daki Şam yönetiminin ordusu. İkisi de ne amaçla oraya geldiğini çok iyi biliyordu. Ya sessiz kalan sahabe? Onlar da biliyordu dostlar. Aşere-i Mübeşşere'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dayısının oğlu Sa'd bin Ebi Vakkas, İran'ın fatihi, o yüce insan. Yıllarca sessiz kaldı. Muaviye yönetimi ele geçirdiği zaman Muaviye'nin yanına girdiğinde ne dedi biliyor musunuz dostlar? İbnül Esir'in El Kamil'inde yazdığına göre, selam sana ey kral dedi. Sen kralsın, halife değil. Sa'd bin Ebi Vakkas. Şimdi kardeşlerim, gördüğünüz üzere Sıffin imamet ile saltanatın, nübüvvet ile padişahın, halife ile sultanlığın savaşıydı diyor. Şimdi bazıları şöyle müdafaa ediyor. Bu konuşma eski. Yenisini de birazdan koyacağız. Yenisinde de Hazreti Muaviye'nin tenkitleri yapıyor. Amr bin As radıyallahu anh'ı rüşvet almakla itham ediyor.
Hazreti Muaviye radıyallahu anh'la ilgili vahiy katibi olmasıyla alakalı bütün hadisleri inkar ediyor. Hadisçilere değil de tarihçilere bakarız diyor. Bunun eski olduğunu söyleyip de bu şekilde müdafaa edenlere şunu sormak lazım. Bu video hali hazırda şimdi Siyer Vakfı'nın resmi YouTube kanalı olan Siyer TV'den aldık biz onu. Yani o video duruyor orada yani. Eğer bu görüşlerinden dönmüş olsa, bunlardan pişmanlık duymuş olsa bu video orada durur mu? Şu anda mevcut hali hazırda orada durur mu? Durmaz yani, akıl sahibi bunu bilir ki bu adam hala aynı görüşte yani. Diğer videoları da öyle. Eski diyenlere bunu söylemek lazım. Yani bu adamın resmi kendi görüşlerini beyan ettiği, fikirlerini, itikadını anlattığı mecra neresi? Resmi YouTube kanalı Siyer TV. Orada zaten bütün sapıklar konuşturuyor. İşte Halis Aydemir, efendime söyleyeyim Adnan Demircan, daha birçok reformist, oryantalist. Yani orada bu video duruyor. Bu görüşlerinden dönmüş olsa o orada durmuş olmazdı herhalde. Şimdi Cübbeli hocamızın bu dinlediğiniz videoya dair kısa bir uzun sohbetinin kısa bir bölümünü koyalım. Ondan sonra devam edelim inşallah. İmam Gazali bunun içtihat için olduğunu söyledi mi? Söyledi. İbn Hacer Eytemi bunun ehl-i sünnet, mutekatat ehl-i sünnet, ehl-i sünnetin inanç meselelerinden biridir. Yani zaruri itikat meselelerinden biridir diye İbn Hacer açıkladı mı? Açıkladı. Ehl-i sünnetin cumhurunun adına konuşuyor. İmam Gazali zaten Hüccetül İslam. İmam Rabbani itikatta müştehit. Bütün ehl-i sünnet kitapları, akide-i tahaviyeden, sahabeden hiçbirini şerle yad etmeyiz. Hepsini hayırla yad ederiz. E şimdi bir de demin ki okuduğum hadis-i şerifler, mektubat, bugünkü mektubat. Sahabemin anıldığı zaman konulara girmeyin, dilinizi tutun buyurdum. Burada zaten ehl-i sünnete muhalif. İçtihat kabul etmiyoruz diyor. Hazreti Ömer döneminden sonra Amr ibn-i As ordu komutanlığı yaparak Filistin, Ürdün ve Mısır'ın fetihlerinde ciddi bir başarı elde etti. Mısır'ı fethettikten sonra da Hazreti Ömer tarafından Mısır'a vali olarak atandı. Hazreti Osman hilafete geçince onu görevden azlederek oradaya yerine Abdullah ibn-i Ebi Serhi atadı. O günden sonra da Amr ibn-i As'ın en büyük sevdası yeniden Mısır'a vali olmaktır. İşte Muaviye bunu bildiği için ona bir mektup yazarak onu yanına çağırdı. Gel dedi, Ali'ye karşı bana yardım et, Ali'yi biz yenelim, ondan sonra sana Mısır valiliğini vereceğim. Aralarında böyle bir anlaşma yaptılar dostlar. Ve Muaviye bin Ebu Sufyan'ın yanına geldi Amr ibn-i As. Gelir gelmez ne dedi Muaviye biliyor musunuz? Şu sergilediğin, teşkil ettiğin Osman'ın kanlı gömleğiyle Nailen'in kopan parmağını kaldır. Çünkü bunlar bizim en büyük sermayemiz. Eğer teşkile çok fazla devam edersen halk nazarında tesiri kırılır. Ara ara çıkar ki insanların o olaya karşı hassasiyeti kaybolmasın. Ve emir bu sözü tutarak onları kaldırdı. Ara ara çıkararak insanların duygularını coşturup insanları Hazreti Ali'ye karşı düşmanlıkta zirveye taşımaya çalıştı. Ve Muaviye bin Ebu Sufyan Amr ibn-i As'la istişare etmeye başladı. Nasıl olur da biz gelişen bu olayları kendi lehimize doğru çevirebiliriz? Amr ibn-i As dedi ki, eğer Ali hilafet işini gerçekleştirirse ve sağlam temeller üzerine kurarsa, ey Muaviye bil ki ne senin ne de benim bu topraklarda yaşama hakkımız olmaz. Çünkü Ali'nin yanında imtiyaz yoktur. O öz kardeşi Akil'e dahi imtiyaz tanımadı. Sana mı tanıyacak ya da bana mı? Onun için ne yapıp yapıp bu savaşı lehimize çevirmek zorundayız. Emir sordu, peki nasıl? Sen dedi Osman'ın amcasının oğlu değil misin? Evet. O halde bizler Ali'ye karşı Osman'ın kanının hesabını sormak üzere savaşa gireceğiz. Ve gerçekten dostlar, bazı tarihçilerin haklı bir tespitine göre Osman'ı diri iken istismar edenler şimdi de Osman'ın şehit kanını istismar ediyorlardı. Onun kanının arkasına sığınarak Beni Ümeyye'nin o güne kadar içinde saklamış olduğu iktidar aşkını gerçekleştirmek için mücadeleye başlıyorlar. Evet kardeşlerim, şimdi Amr bin As radıyallahu anh'la ilgili bölümü dinlediniz. Burada tamamen Şia kaynaklarından, hiçbir muteber olmayan ehl-i sünnet kaynaklarınca muteber olmayan yerlerden kendince bazı şeyler söylüyor. Mesela burada en böyle vurgu yaptığı ağır ifade şöyle: Osman'ı diriyken istismar edenler şimdi de Osman'ın şehit kanını istismar ediyorlardı. Onun kanının arkasına sığınarak Beni Ümeyye'nin o güne kadar içinde saklamış olduğu iktidar aşkını gerçekleştirmek üzere mücadelelere başlatıyorlardı. Yani Hazreti Muaviye, Amr bin As ve onların safında yer alan bütün ashab-ı kiramı Hazreti Osman'ın kanını istismar etmekle suçluyor, itham ediyor, iftira ediyor. Yani bu videosu da hali hazırda Siyer TV'nin resmi YouTube kanalında duruyor. Bundan geri adım atmış değil, hala aynı fikirde. Tövbe etmiş olsa bunu kaldırır ya da burada yanlış konuştuğuna dair bir beyan olur. Hayır, aynı görüşte. Amr bin As'la ilgili zaten 2-3 sene önce yaptığı videoda benzer şeyler söylüyor. Bu görüşte olduğuna dair yani farklı bir emare yok kardeşlerim. Onunla ilgili de Cübbeli hocamızın bir önemli bir vurgusu var. Onu da koyalım inşallah. Ehl-i sünnetin görüşleri burada. Sen hangi ehl-i sünnetin görüşüne göre sahabe hakkındaki bu konuları birbirine konuşuyorsun? Şu lafa bak. Osman diriyken istismar edenler, Hazreti yok, radıyallahu anh yok, mektep arkadaşı gibi. Aynı Nurettin Yıldız Ağzı işte. Bunlar zaten diriliş biriliş o programlarda da beraberdiler.
Osman diriyken istismar edenler şimdi de Osman'ın şehit kanını istismar ediyorlardı. Ya sen ayeti mi inkar ediyorsun ya? Ve men kutile mazlumen. Sen Hazreti Osman'ın zulmen öldürüldüğünü kabul ediyor musun, etmiyor musun? Hazreti Osman'ın öldürülmesi haklı gerekçeyle mi de haksız mıydı öldürenler? Haksızdı. De bakayım Hazreti Osman mazlum değildi. Zalim dedi bakayım haşa. Peki mazlumsa diyor, mazlum olarak öldürülenin fakat yani Ali Veli Sultanet. Kan sahibine güç verdim diyor. Hakkını arayacak diyor. Kur'an söylüyor İsra suresi. İnnehu kâne mensûra. Allah tarafından yardım almıştır diyor. Adam kan sahibi. 6 ay geçmiş katilleri arıyor. E tamam, bu hakkını kullanana istismar ediyor. Nasıl dersin bu ayete göre? İşte onun kanının arkasına sığınarak Beni Ümeyye'nin o güne kadar içinde saklamış olduğu. Bak bak bak. İçinde saklananlara da vakıf ya. Şimdi arkadaşlar Muhammed Emin Yıldırım'ın Hazreti Muaviye radıyallahu anh hakkında daha yakın zamanda yapmış olduğu bir videosu var. Şimdi onu izleyeceğiz. Orada nasıl çelişkiye düştüğüne dair size bazı örnekler göstereceğim inşallah. Hazreti Muaviye hakkında uydurulan lehde ve aleyhte hadisler. 100'ün üzerinde ben tespit ettim. En az. Belki daha da irdelense başka şeyler de çıkacak. Neler 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 neler. Hem lehte hem aleyhte. Mesela şöyle bir hadis okuyorsunuz. Siz onu benim minberimde gördüğünüz zaman o minberimde oturan yalancıdır. Onu hemen öldürün. Siz benim minberimde onu gördüğünüz zaman o sizin en iyinizdir. Ona şöyle itaat edin. Aynı formatta bir bakıyorsunuz. Biri bir uçta, biri bir uçta. İki farklı şeyler okuyabiliyorsunuz. Aynı şey Hazreti Muaviye'nin vahiy katipliği meselesi içinde kullanılıyor. Mesela şöyle bir hadis okursunuz. Cebrail Hazreti Peygamber'e gelmiş demiş ki, hadis değil de hadis, bir iddia edilen diyelim yani. Bu o iddiayı söyleyelim ki hadislere karşı bir şey oluşmasın zihinlerde. Ya Muhammed, Muaviye'ye selam söyle ve ona iyi davran. Çünkü o Allah'ın kitabını ve vahyini yazmak hususunda güvenilir bir kimsedir. O ne güvenilir bir katiptir. Başka bir zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiş Cebrail Aleyhisselam ve demiş ki onu yanına katip olarak al. Çünkü o güvenilir bir kimsedir. Başka bir zamanda Efendimiz demiş ki Cebrail bana geldi ve ey Muhammed, Allah'ın vahyini bana ve sana emanet etti. Sen de o vahyi Muaviye'ye emanet et. Bu rivayetlerin hiçbir tanesi doğru değil. Şimdi buradaki ikiyüzlülüğü görüyorsunuz. Hazreti Muaviye radıyallahu anh hakkında lehte ve aleyhte uydurulan hadisler diye örnekler veriyor. Aleyhte uydurulan hadislere sadece bir tane örnek veriyor. Ama lehte uydurulduğuna dair birçok örnek veriyor ve vahiy katibi olmasıyla alakalı bütün rivayetlerin uydurma olduğunu söylüyor. Tarihçilerle hadisçilerin burada ayrıştığını söylüyor. Kendisi tarihçilere baktığını söylüyor. Halbuki Ehl-i Sünnet kaynakları bu hadislerin hepsini kabul ediyor. Hazreti Muaviye radıyallahu anh vahiy katibiyle olmasıyla alakalı hadis-i şerifleri hepsini Ehl-i Sünnet kabul ediyor. Şimdi Amr bin As radıyallahu anh'la alakalı yakın zamanda bir videosu var Emin Yıldırım'ın. Eskiden böyle konuştu diyenlere yenisini dinletelim. Bakalım orada eskiye göre yani 7-8 sene öncesine göre farklı bir şey mi söylüyor? Ezruh denilen yerde toplanınca ilk önce Ebu Musa el-Eşari çıkıyor ve anlaşmada söylenenleri söylüyor. Ben Ali azlettim diyor. Sıra Amr İbn As'a gelince o da aynısını demesi gerekiyor. Şöyle bir cümle söylüyor orada. Duydunuz, Ebu Musa el-Eşari Ali azletti. Ben de Muaviye'yi halife olarak tayin ettim diyor. Bu tartışma orada başka tartışmaların oluşmasına sebebiyet veriyor. Olmuş mudur, olmamış mıdır? Hadisçilerin dediği gibi midir gerçekten? Böyle bir şey değil de sonradan mı Hazreti Muaviye halife olarak seçilmiştir falan? Bunlar tartışma ileri gider sürer de. Şimdi bizim talebeler hatırlayacaklar talebeler. Yakın bir zamanda da o dersi yaptık. Sebep sonuç ilişkisi bağlamında siyeri okuma noktasında. Bu meseleyi de sebep sonuç ilişkisi bağlamında ve bir bütünsel nazarla okuyoruz. Gelişen olaylar da tarihçilerin rivayetini destekliyor. Nasıl? Mesela diyelim ki Amr İbn As böyle bir şey yapmamış olsa. Sonraki süreçte Hazreti Muaviye farklı bir biçimde hilafet makamına getirilmiş olsa Amr İbn As'ın itiraz etmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Etti mi? Etmedi. Etmediği gibi Amr İbn As'ı Hazreti Muaviye ne yaptı? Mısır valisi olarak atadı. Dolayısıyla bunları birleştirip okuduğumuz zaman tarihçilerin verdiği bilgilerin daha doğru olduğu yönündeki kanaatiniz daha da pekişiyor. Tabii bu çok tartışma götüren bir meseledir. Yani bu meseleyi konuşsak saatler bize lazım. Evet, gördüğünüz üzere hiç farklı bir şey söylemiyor. Aynı dili kullanıyor. Amr İbn As radıyallahu anh'ı rüşvet almakla yani Mısır'a tekrar vahiy tayin edilmek şartıyla Hazreti Muaviye'nin tarafında savaştığına dair bir iftira ediyor. Tamamen kaynak olarak söylediği de Şii kaynakları. Yani Ehl-i Sünnet tarafından muteber olarak kabul edilen bir kaynak da değil yani. Şimdi arkadaşlar, Muhammed Emin Yıldırım'ın sahibi olduğu ve kurucusu olduğu Siyer Vakfı'nın çatısı altında bulunan Siyer Dergisi, Siyer Araştırmaları Dergisi ve Siyer yayınlarında çıkan Ehl-i Sünnet'e muhalif, hatta insana eli irtidat edecek bazı yayınlarla ilgili bazı örnekler göstereceğiz sizlere. Şimdi Muhammed Emin Yıldırım belli ki bunları kendi söyleyemiyor, buna cesareti yok. Başkalarını söyletiyor. Şimdi bir örnek, istisnai bir durum olabilir, gözden kaçmış olabilir. Bunu tabii ki uyarılır. Ama benzer konularda Ehl-i Sünnet'e muhalif, hatta insana eli irtidat edecek fikirler onlarca örneği olduğu zaman burada iyi niyet aranmaz yani. Mesela şimdi bir videosu var Muhammed Emin Yıldırım'ın. Onu
orada onun tamamını şey açmaya gerek yok. Yani size kendi sesinden isteyen bulabilir. Yani siyer hakkında hangi kitabı tavsiye edersiniz? Siyere yeni başlayanlar hakkında ne tavsiye edersiniz diye sorulduğunda. Şöyle biraz daha işte tarihi malumatları da bize verin. Diyelim ki Muhammed Gazali'nin yine fıkıh siresi var. O okunabilir. Celaleddin Vatandaş'ın biraz daha genişte iki ciltlik bir kitabı var. O okunabilir. Onun arkasından mesela Celaleddin Vatandaş'ın kitabını tavsiye ediyor. Allah aşkına insan okumadığı kitabı tavsiye eder mi? Etmez değil mi? Şimdi siyer yayınlarında basılan ve Muhammed Demir Yıldırım'ın hususi olarak tavsiye ettiği bu kitabı şimdi size kapak resmini göstereceğim inşallah. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı ve Sav diye kısaltılı 70 yazılmış. Ve İslam Daveti Mekke dönemi diye bir kapak şeyi var. Görüyorsunuz zaten siyer yayınlarında basılmış. Yani bu kitabın içeriği burada okumakla bitmeyecek şekilde elfaz-ı küfre varan şirk içerikli şeylerle dolu. Fakat zehir-i zokayı yutturuyor şimdi. Tüm bunlar, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesinden etkilenmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bazı güzel ahlakları varmış vesaire. Ama bütün bunlar diyor anlatılanlar geride ziyat diyor. Fezlekeye çıkarıyor. Seyreyle gümbürtüye şimdi. Yanlışlardan tamamıyla uzakta olduğunu ve yine aynı şekilde tamamıyla tevhidi bir çizgide yer aldığını ifade etmemektedir. Üf. Aman ya Rabbim. Yani yanlışlardan tamamen uzak değilmiş, bazı yanlış işleri varmış. Açıkça söylüyor. İlerisine bak. Tam bir tevhid çizgisinde değilmiş. Yani putlardan uzak durmuş. Bazı geleneksel törenler, o bazıyı şimdi burada aşağıya anlayınca bazıyı da anlıyorsun yani. O bazı da neden itiraz ediyor. Yani bazı şirk törenlerine de katıldığı olduğu demek istiyor. Çünkü neden? Tamamen tevhidi çizgide değildi diyor. Kim için diyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için diyor. Bu kitabı Muhammed Emin Yıldırım tavsiye ediyor, okutturuyor. Bu Siyer Vakfı'nın hangi işine güvenilir? Hangi konuşmasına güvenilir? Bu adamların hangi tavsiyesiyle hareket edilir? Milleti dinden çıkar. Bir insan inansa ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce tam bir tevhid çizgisinde değildi. Tam bir tevhid çizgisinde değildi demek şirkten karışıklık vardı demek. Tevhid ya Müslümandır ya tevhid ehlidir ya şirk ehlidir. Tevhidin yarı tevhid yarı şirk olmaz. İman tecezzi kabul etmez. Şimdi kardeşlerim Siyer Vakfı'nın iki numaralı ismi Adnan Demircan'dan bahsedeceğim. Size Muhammed Emin Yıldırım'ın yol arkadaşı. Siyer Vakfı'nın en eskilerinden, zaten Siyer Vakfı'nın hem dergi editörlüğünü yapmış Siyer dergisinin hem de Siyer Vakfı'nın resmi YouTube kanalı olan Siyer TV'de de konuşmaları var. Orada da Ashab-ı Kiram'ın tenkit ettiği konuşmalardan bazı örnekler göstereceğim sizlere inşallah. Muhammed videolarda zaten Muhammed Emin Yıldırım'ın faaliyetlerinden ne kadar memnun olduğunu, onu takdir ediyor, onu övüyor. Mesela şurada şimdi gördüğünüz bu görselde ne yazıyor? Onu göstermeye çalışacağım inşallah size. Burada Siyer Vakfı'nın resmi Twitter hesabında şöyle bir paylaşım yapılmış. Profesör Doktor Adnan Demircan oturum başkanlığında yapılan açılış oturumunda Profesör Doktor Adnan Demircan işte beraber yaptıkları sempozyumları, beraber yaptıkları faaliyetlere bir örnek mesela. Bu Adnan Demircan Siyer yayınlarında çıkan bir kitap var. Necül Belaga. Necül Belaga bir Şii kitabı. Yani burada Ashab-ı Kiram hakkında şimdi örnekler göstereceğim sizlere. Ne ağır ithamlar, ne yani böyle. Şimdi bu Necül Belaga'yı tercüme eden Adnan Demircan. Siyer yayınlarından çıkıyor bu kitap. Necül Belaga'yı eseri derleyen Şerif Er-Radi gördüğünüz üzere yazıyor burada. Şair ve Şii müfessir. Şair ve Şii müfessir. Şimdi bu Şii kitabı Siyer yayınlarından çıkıyor, tercüme ediliyor. Ve Emin Yıldırım'ın bundan haberi yok öyle mi? Yani bu kadar... İnsanlar saf olmamalı bence. Müslüman uyanık olması lazım. Yani burada içeriğiyle alakalı şimdi size bazı şeyler okuyacağım. Muhammed Emin Yıldırım'ın vakfında tercüme edilen, onun en baş adamı Adnan Demircan'ın tercüme ettiği bu bölümde Osman'ın öldürülmesi hakkında güya Hazreti Ali Efendimiz'e atfedilen bir konuşmayı burada Şia kaynağı Şia almış. Ama Emin Yıldırım bak kendi söyleyemiyor, Şii kafalı. Burada başkasına söyletiyor, tercüme ettiriyor. Onu emretmiş olsaydım katil olurdum ya da engellemiş olsaydım ona yardım eden olurdum.
Bununla birlikte ona yardım eden kendisinden de hayırlı olduğum kimse onu yardımsız bıraktı diyemez. Onu yardımsız bırakan da benden daha hayırlı olan kimse ona yardım etmiştir diyemez. Size onun durumunu özetleyeyim. Eline yetki geçti. Güya Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz için tamamen Şia acem palavrası bir şey yani. Eline yetki geçti. Ancak kötü icraatta bulundu. Siz de kaygılandınız. Ancak kötü tepki verdiniz vesaire. Böyle acem palavrası uzan gider. İşte Cemel Savaşı'ndan sonra İbn Abbas'a itaate dönmesi, Zübeyir'e gönderirken işte yaptığı konuşma. Burada uzun uzun açıklamaya takat getiremeyeceğimiz şekilde çok saçma sapan acem palavrası var bu kitabın içeriğinde. Mesela Siyer yayınlarından çıkan bu ekrandaki kitabı görüyorsunuz. Vahiyin birinci yılı Engin Noyan. Görüyorsunuz üstte Siyer yayınları yazıyor. Bu kitap kimden tercüme edilmiş? Şöyle bakalım. Görüyorsunuz. Mehdi Bezergen. İran eski başbakanı. Yani tamamen Şia kafalı birinin yazdığı kitabı tercüme ediyorlar. Görüyorsunuz. Mehdi Bezergen, işte Hümeyni ile çekilen fotoğrafı, Hümeyni Kur'an'a eksik diyen ashab-ı kirama sövmeyi kendine bir haline getirmiş. Zındığın teki. Yani bu Siyer Vakfı'nda bunlar tercüme ediliyor ama Muhammed Emin Yıldırım'ın haberi yok, öyle mi? Bunu yani aklı başında bir Müslüman bunları yer mi yani? Şimdi kardeşlerim, Cübbeli hocamızın en son reddiye yaptığı konulardan birisi ayın ikiye yarılması mucizesi. Bütün Ehl-i Sünnet'in ittifakla kabul ettiği Efendimiz Aleyhisselam'ın mucizesi. Buna itiraz ediyorlar. İşte Emin Yıldırım'la ne alakası var bunun? Bu da Siyer Araştırmaları Dergisi'nden çıkan Siyer Vakfı'nın bünyesi altındaki bir yazı. Emin Yıldırım'ın nasıl bundan haberi yok mesela? Siyer Araştırmaları Dergisi yıl 2018 sayı 3. Burada Hüseyin Akgün diye birisi yazmış. Burada Cübbeli hocamız zaten yakın zamanda izah etti. İsteyenler YouTube'dan arayabilir. Cübbeli Ahmet Hoca, Muhammed Emin Yıldırım yazıp buradan bulabilir. İşte ayın yarılma mucizesini inkar ediyor burada. Yani hani şimdi böyle bir başta söylediğimiz gibi hani bir iki örnek gözden kaçabilir. Hani bunu istisnai bir durum dersin de bunun benzeri şimdi size başka göstereceğiz mesela. Şunu gösterelim mesela. Siyer Araştırmaları Dergisi Haziran 2020 sayılı şöyle başlıklı bir yazı var mesela. Tarih felsefesi bağlamında Hazreti Musa'nın asası mucize mi yoksa hakimiyet sembolü mü? Yani bu kadar bariz Kur'an'da ifade edilen bir mucizenin yani hakimiyet sembolü olduğunu söylüyor. Kim bu? Korkut Kindi. Başta da söyledik, işte Siyer Araştırma Dergisi Haziran 2020 adresi de verdik. Araştırma neticesinde asanın mucizeyle bir irtibatının bulunmadığı görülmüştür. Yani bunu sıradan hiçbir ilmi olmayan bir Müslüman bile Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de mucize diye bahsettiği bir konuyu mucizeyle hiçbir irtibatı olmadığı görülmüştür. Kime göre görülmüş yani? Kim görmüş bunu yani? Allah aşkına yani böyle yani bu deminki ay yarılmasının daha beteri olan bir inkar. Bu da farklı bir yazar ve Siyer Araştırmaları Dergisi. Bu da farklı bir yazar. Mesela bu da Siyer Araştırmaları sayı 2 Temmuz 2000 Temmuz Aralık arası 2017'de yapılmış bir yazı. Şöyle söylüyor. Osmanlı'nın 3 kıtaya hükmettiği asırlar boyunca halka damardan giren bazı eserler peygamber anlayışını çarpıtmıştır. Yani bunlara örnek olarak Mevlid geleneği yüceltmeci anlayışı tabana yaymıştır. Mevlid'i burada Mevlid-i Şerif'in okunmasını tenkit ediyor. Bu yazının içeriğinde daha beter şeyler var. Şimdi çok uzun oldu. Ona girmeyelim. Arkadaşlar, Siyer Araştırmaları Dergisi'nin 7 Ocak Haziran 2020 yani Ocak ile Haziran arasında 6 ayda bir çıkan Siyer Araştırmaları Dergisi. Bunların 3 tane dergisi var dediğim gibi. Siyer Çocuk, Siyer Araştırmaları Dergisi. Bir de bir Siyer Dergi ayrı çıkan. Bir de 6 ayda bir yani senede 2 kere çıkan dergi var. Şu anda oradan okuyorum. Rekabet, menfaat ve husumet duygularının eskiden kalan görülmemiş hesapların Hazreti Muhammed'in vefatının arkasından yeniden su yüzüne çıktığı sahabenin ve aşire-i mübeşşerenin de bundan müstesna olmadığı dikkatli bir gözden kaçmaz. Aşire-i mübeşşere kim? Cennetle müjdelenmiş insanlar. Bunlar rekabet, işte efendime söyleyeyim eskiden görülmemiş yani cahiliye devrinde bile görülmemiş husumetler ile bunlar birbirine düşmüşler. Yani ashab-ı kiram nasıl tenkit ediliyor ya? Ya birisi
annenize babanıza bunu söylese ortalığı verivere verirsiniz. Muhammed Emin Yıldırım'ın vakfında bunlar neşrediliyor, basılıyor. Müslümanlar böyle hiç tepki vermiyor. Tepki gösterenlere de işte ya biz siz mi doğrusunuz? Ya Cübbeli hocamız her zaman demiyor mu arkadaşlar? Ben doğru insanları burada saymaya kalkışsam bitmez yani. Doğru ehl-i sünnet çok elhamdülillah ama sessizler. Ama batılı olanlara da Cübbeli hocadan başka kimse söylemediği için sanki Cübbeli hoca yani bu iş sadece Cübbeli hocanın sorumluluğu değil ki. Diğer hocaların da bunlara reddiye yapmış olması lazım. Şimdi Siyer Vakfı'nın 2 numaralı ismi Siyer TV'de, Siyer TV'nin resmi YouTube kanalında yaptığı bir konuşmayı size göstereceğiz. Profesör Doktor Adnan Demircan. Burada ilk insan da değil mi Hazreti Adem için onu bilmiyoruz diyor. Şimdi dinleyelim onu. Putperestlik Araplarda nereden ortaya çıktı ve nasıl ortaya çıktı? Bu noktada bizim kabul ettiğimiz inanca göre ilk insan Hazreti Adem bir peygamberdi. Bu ilk insan mıydı, ne zaman oldu bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz şeyleri de bilmiyoruz, onu söylemek lazım. Ama Hazreti Adem'e Allah'tan tüm bilgileri öğrettiğini biliyoruz. Yok yani tüm bilgileri ben bilmiyorum en azından. Tüm bilgiler çok genel bir şey. Yine tüm peygamberler meslekleri olduğunu da biliyoruz. Bildiklerimiz var. Ona da öyle diyebiliriz. Yani bu ilk insan mıydı değil miydi bilmiyoruz. Bilmiyor muyuz yani? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın ilk insan olduğunu açıkça beyan etmiyor mu yani? Kim bilmiyor? Devamında işte Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a her şeyi öğretti mi, bütün isimleri öğretti mi diye soru soruluyor. Yok o kadar da değil diyor. Bakara suresinde ayet var. Allah-u Teala ona bütün isimleri yani biz Allah-u Teala'nın ayetine mi bakacağız? Adnan Demircan'a mı bakacağız? Yani burada alenen Kur'an-ı Kerim inkar edilmiyor mu? Bu Adnan Demircan, bu Siyer Vakfı'nın 2 numaralı ismi Adnan, yani insan yol yürüdüğü arkadaşının itikadını, hangi görüşte, hangi kafada olduğunu bilmez mi? Bildiği halde bunlarla yol yürüyorsa o da o kafada anlamına gelmez mi? Yani biz burada az anlatıyoruz, siz çok anlayın kardeşlerim. Yani belki gereği gibi ifade edemeyebiliriz, edememiş olabiliriz, Rabbim tesir versin. Cübbeli hocamız zaten teferruatlı olarak ilmi detaylara giriyor yani. Biz hocamızın söylediklerinden yola çıkarak burada ifade etmeye çalışıyoruz. Şimdi kardeşlerim, Siyer Vakfı'nın 2 numaralı ismi Adnan Demircan, Profesör Adnan Demircan yaptığı bir konuşmadan bazı yerler size söyleyeceğim. Videonun kapak resmini size göstereceğim. Oradan YouTube'dan isteyen olursa hani bu yanlış ifade ediyor, böyle bir şey yok, iftira ediliyor diye düşünen olursa oradan bakıp kendi dinleyebilir. Mesela bu söz konusu videonun dakika 12.50 saniyesinde Hazreti Ebubekir'in zekatla ilgili uygulamaların demokratik olmadığını söylüyor. Mesela orada diyor ki İslamcı birisi böyle böyle bir şey söylüyor. Diyor doğru, demokratik değilmiş. Ya Hazreti Ebubekir radıyallahu anh demokrasiyle mi hükmediyordu? Allah'ın Kur'an'ına göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre hükmediyordu yani. Orada birinden nakil yapıyor, sonra onu tasdik ediyor. Doğru diyor. Mesela orada Hazreti Ebubekir'e vuruyor bu herif. Şimdi bir şey demek istemiyorum, hakaretten dava açın. Dakika 37.50'de Hazreti Osman'ın beceriksiz bir siyasetçi olduğunu söylüyor. Haşa. Burada hilafeti bırak diyenlerin neden dinlemediğini söylüyor. Orada eleştiriyor Hazreti Osman Efendimiz'i. 51.40'da Ayşe annemizin Hazreti Ali'den haz etmediğini söylüyor. Yani tamamen reformist, oryantalist ağzı. Adnan Demircan şeyin en yakın yol arkadaşı Emin Yıldırım'ın. 54.30'da Hazreti Osman hilafeti bırakmamasını hata olarak anlatıp gülüyor orada. İlhami Güler burada olsaydı başka şeyler söylerdi diyor. İlhami Güler biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerin çıkarılması gerektiğini, Kehf suresinin ayetlerinin Kur'an'dan çıkarılmasının gerektiğini söyleyen birisi. Bilenler bilir. 1. saat 21. dakikadan itibaren de Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki ihtilafları anlatırken tercüme ettiği Şia kitabı olan başta söylediğimiz Necül Belaga'ya yönlendiriyor. Burada bir sürü delil gösterdi kardeşlerim. Daha birçok delil var. Videolar uzun olduğu için izlenmiyor. İnsanlar da delil soruyor ama gösterilen delili de umursamıyor. Rabbim ümmet-i Muhammed'i bulan şerrinden muhafaza eylesin. Google'a siyer yazdığınızda görsel yazılı bunların kaynakları çıkıyor maalesef. Bunlar da gördüğünüz üzere, kanıtladığımız üzere Şia'nın kitaplarından, Şia'nın kaynaklarından besleniyorlar. Bunları bilmeyen de ehl-i sünnet Müslümanlar maalesef kanıyorlar. Allah'u Teala yani şuur versin, basiret versin.